Hikayem burada YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Sarp. O akşam üvey babam nefes nefese eve geldi. Işıkları kapatın. Beni takip ediyorlardı ama onları atlattım. Yaşadığım yere öğrenmemeleri lazım. Burayı öğrenirlerse işim biter. Panikle ışıkları söndürdüm. Annem, neler oluyor? Kimden kaçıyorsun? Yine kumar mı oynadın? diye bağırdı. Üvey babam Sesini yükseltmesene. Seni duyacaklar. Bu adamlar silahlı. Beni bulurlarsa emin ol senin için de iyi olmaz." diyerek annemi susturdu. Tüm gece karanlıkta dışarıyı dinleyerek endişeyle bekledik. Sokaktan bir araba geçtiğinde kalbimiz küt küt attı. Hayatımda hiç bu kadar korktuğumu hatırlamıyorum. Üvey babam Kenan'ın kumar alışkanlığı var. Her zaman olduğu gibi cebindeki bütün parayı kumarda kaybetmiş. Sonra da kumarhaneden borç almış. Tabii onu da kumarda kaybetmiş. Kumarhanenin sahibi sana bir hafta süre Borcunu ödemezsen borcun ikiye katlanacak demiş. Üvey babam elbette ödeyememiş. Aradan aylar geçmiş. Borcu sürekli artmış. Kumarhanenin patronu sonunda alacağını kendi yöntemleriyle tahsil etmeye karar vermiş. Babam ben 10 yaşındayken öldü. Sonrasında annem çok yalnız kaldı. Hayatını paylaşabileceği birine ihtiyacı vardı. Geçen yıl Kenan'la tanıştı. İlk gördüğüm anda iyi bir insan olmadığını anladım. Evlenmemesi için anneme yalvardım ama beni dinlemedi. Apar topar evlendi. Evliliği kötü gitmesine rağmen bu adama katlanmıştı tanıyor. Çünkü belli ki yine yalnız kalmaktan korkuyor. Önemli bir sınavım olduğu için ertesi sabah mecburen okula gittim. Hem uykusuzdum hem de moralim çok kötüydü. Sınav sırasında başımı sıraya koyup bir süre uyukladım. Hatta öğretmen gelip "Neyin var Sarp? Hasta mısın?" diye sordu. Sınavdan sonra en iyi arkadaşım Yiğit yanıma geldi. "Kanka hiç iyi görünmüyorsun. Neyin var?" diye sordu. Ona gece olanları anlattım. Çok üzüldü. Bu gerçekten ciddi bir durum. Filmlerde borcu olan kişileri korkutmak için kötü adamlar hep borcunu ödemezsen aileni bir daha göremezsin der. Yani asıl tehlikede olan üvey baban değil, sen ve annensiniz dedi. Yiğit haklıydı. Üvey babamın o kadar parayı ödemesi mümkün değil. Annemi o adamlardan korumam lazım. Ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum diye cevap verdim. Yiğit gülümsedi. Sana çok şey borçluyum. Şimdi yardım etme sırası bende. Okuldan sonra bize gideceğiz. Senden tek bir ricam var. Öğreneceğin her şey aramızda sır olarak kalacak. Anlaştık mı? Doğrusu merak etmiştim. Kafamı salladım. Elbette bana güvenebilirsin dedim. Yiğit'in neden sana çok şey borçluyum dediğini merak etmiş olabilirsiniz. Hemen anlatayım. Yiğit bizim okula bu yılın başında geldi. Her okulda olan zorba tipler burada da var. Yiğit'in boyu çok kısa olduğu için ona taktılar. Her gördükleri yerde cüce diye bağırıyorlardı. Yiğit onlardan korktuğu için ses çıkaramıyordu. O zamanlar yeni tanışmıştık. Bir keresinde benim yanımda Yiğit'e bulaştılar. Dayanamadım ve o zorbalara iyi bir ders verdim. Bir daha bizden uzak durdular. Yiğit o günden sonra kendini hep bana karşı borçlu hissetti. Ama ben tabii arkadaşım olduğu için karşılık beklemeden yapmıştım. Yiğitlerin evine hiç gitmemiştim. Sizin oraya hangi otobüs gidiyor diye sordum. Gülümsedi. Otobüsle gitmeyeceğiz. Bugün benim hakkımda bir sürü yeni şey öğreneceksin dedi. 3 sokak yürüdükten sonra bir köşe başında durduk ve beklemeye başladık. Derken devasa bir jip gelip önümüze park etti. Şoför inip arka kapıyı açtı. Şaşkın bir şekilde jipe bindim. O gün Yiğit'in ailesinin aşırı zengin olduğunu öğrendim. Buna rağmen neden bir devlet okuluna gidiyorsun diye sordum. Yiğit, "Çünkü ebeveynlerim, zengin çocuklarıyla arkadaşlık edersen onlar gibi şımarık olursun." diye endişe ediyordu. Bu yüzden normal bir devlet okulunda okumamı istediler. Ben de aynı fikirde olduğum için itiraz etmedim. Bir süre sonra kocaman bir malikaneye geldik. Her tarafta korumalar vardı. Yiğit, annemle babam iş seyahatinde. Normalde buraya arkadaş getirmem yasak. Hadi gel, sana inanılmaz bir şey göstereceğim. Bunları sana anlatsaydım bana kesinlikle inanmazdın. Bu nedenle kendi gözlerinle görmeni istedim." dedi. Evin içi muhteşemdi. En iyi arkadaşımın bu denli zengin olduğuna hala inanamıyordum. Bu kadar çok para nasıl kazanılır? Acaba babası ne iş yapıyordu? Evin ne kadar muhteşem olduğunu düşünürken arka kapıdan çıktık. Bahçede bir sürü ağaç vardı. Yiğit eliyle ağaçlardan birini işaret etti. Gösterdiği ağaca baktım ama hiçbir şey anlamadım. Yiğit, kanka lütfen daha dikkatli bakar mısın? Sence bu ağaçlarda bir ilginçlik yok mu? Diyerek kahkaha attı. Ağaca tekrar baktığımda, oha böyle bir şey mümkün değil diye bağırdım ağacın yaprakları sandığım şeyler aslında paraydı. Daha yakına gidip baktığımda her birinin 100 dolarlık banknotlar olduğunu fark ettim. Ardından diğer ağaçlara baktım. Onların da üstü parayla doluydu. Yiğit'e döndüm. Bana eşek şakası yapmıyorsun değil mi? Tabii ki yapmıyorum. Bunlar para ağacı. Ailemizin servetinin kaynağı işte bu ağaçlar. Daha doğrusu bu ağaçlardan topladığımız paralar cevabını verdi. Ardından Yiğit'in odasına gittik. Heyecanla bu hayatımda gördüğüm en saçma, en inanılmaz ama aynı zamanda en mucizevi şey diye bağırdım. Yiğit, aslında bakarsan mucize değil. Bilim. Babam bir bitki bilimci. Bu ağaçlar onun eseri. Tam 12 yıl bu çılgın projeyle uğraşmış ve sonunda ağaçlarda para üretebilmeyi başarmış dedi. Sonra bir kutu çıkardı. İçinde fındığa benzeyen bir şeyler vardı. Ama renkleri yeşildi. Bir tanesini alıp bana verdi. Elinde tuttuğun bir para ağacı tohumu. 10 günde 180 cm uzunluğunda bir ağaç haline gelir ve üzerinde 200 adet 1 dolar olur. Paraları ağacın meyvesi gibi düşünebilirsin. Toplamadığın sürece meyveler yani paralar büyür. 10 gün sonra 1 dolarlar 10 dolar haline gelir. 30 günün sonunda ise 10 dolarlar 100 dolara dönüşür. Ağaçtaki tüm paraları topladığında 20 bin doların olur. Ardından döngü başa döner. 10 gün sonra ağaçta yine 1 dolarlık banknotlar, 20 gün sonra 10 dolarlık banknotlar, 30 gün sonra 100 dolarlık banknotlar çıkar. Sayılar kafanı karıştırmış olabilir. Şunu bilmen yeterli. Bir ağaçtan ayda 20 bin dolar toplayabilirsin. Bu da yılda 240 bin dolar eder. Hayretler içerisinde dinliyorum. Az önce para ağaçlarını görmesem Yiğit'in anlattıklarına asla inanmazdım. Yiğit Babam her doğum günümde bana bir tane para ağacı tohumu hediye eder. Böylece ileride kendi para ağaçlarımı yetiştirebileceğim. Elimdeki tohum artık senin. Bu sayede üvey babanın borcunu ödeyebilirsin. Ayrıca para ağacın sayesinde bir daha para sıkıntısı çekmeden yaşayabileceksin." dedi. İnanılmaz heyecanlanmıştım. Bu çok büyük bir hediyeydi. Yiğite sarıldım. Bunu asla unutmayacağım. Sen bana hiçbir şey borçlu değildin. Fakat artık ben sana borçluyum. Bana çok büyük bir iyilik yaptın dedim. Beni eve Yiğit'in şoförü bırakacaktı. Arkadaşımla vedalaşıp jipe bindim. Yolda giderken bundan sonra yapmam gerekenleri düşünmeye başladım. Öncelikle para ağacından üvey babama bahsetmemeye karar verdim. Zaten söylesem de bana inanmazdı. Peki anneme söylemeli miydim? Şimdilik ondan gizlemek de daha doğruydu. İleride belki söyleyebilirdim. Öncelikli olarak yapmam gereken ağacı yetiştirmek ve ilk mahsul paralarla üvey babamın borcunu ödemekti. Eve geldiğimde annemle üvey babamı kavga ederken buldum. Annem bağırarak, eşyaları satsan ne olacak? Borcunun 10 bin dolar olduğunu söylüyorsun. Bu eşyalar bin dolar bile etmez, dedi. Üvey babam, eşyalar bin dolar ederse geriye 9 bin dolar kalır. Bu hepimizin problemi. Herkes elinden geleni yapacak, diye bağırdı. Ardından bana döndü. Sarp artık yan gelip yatmak yok. Okulu bırakıp çalışmaya başlayacaksın dedi. Ardından daha da sinirlendi. Kazandığın her kuruşu bana vereceksin. Üvey babama dik dik baktım. Soğuk bir ses tonuyla. Borcunu ben ödeyeceğim ama adamlardan süre istemen lazım. Onları bir ay beklemeleri için ikna et. Eğer kabul ederlerse iki katını yani 10 bin dolar yerine 20 bin dolar vereceğini söyle dedim. Üvey babam beni ciddiye almadı. Sen ne saçmalıyorsun? Bir ay sonra 20 bin doları nereden bulacaksın? Diye bağırdı. Sakin bir şekilde, başka şansın yok. Bunu senin için değil, annem için yapacağım. Dedim. Üvey babam yüzüme baktı. Bana inanmadı ama zamana ihtiyacı olduğunun o da farkındaydı. Tamam, yarın gidip adamlarla konuşurum. Ama gelecek ay 20 bin dolar bulamazsak sonumuz gelir. En başta da annenle vedalaşman gerekir. Hiçbir şey demeden odama gittim. Yiğit'in bana ne kadar büyük bir iyilik yaptığını daha iyi anlıyordum. Onun sayesinde hem büyük bir problemi çözecektim hem de hayatımın sonuna kadar çalışmama gerek olmayacaktı. Gece herkes uyuduktan sonra arka bahçeye çıktım. Bahçe duvarıyla ev arasında bir boşluk vardı. Buraya yıllardır kimsenin girmediğine emindim. Fazlasıyla gözden uzaktı. Hiç kimse farkına varmadan para ağacını burada yetiştirebilirdim. Cep telefonumun feneriyle aydınlatarak uygun bir yer buldum ve tohumu ektim. Artık ihtiyacım olan tek şey zamandı. Ertesi gece yine evdekilerin uyumasını bekledim. Gidip baktığımda hiçbir değişiklik yoktu. Çok stresliydim. Her şeyin yolunda gitmesini çok istiyordum. Bir hafta sonra tekrar baktığımda tohumdan çıkan küçük bitkiyi görünce çok heyecanlandım. Fotoğrafını çekip Yiğit'e gönderdim. Hemen cevap verdi. Tebrikler kanka. Artık bir para ağacım var. O gece rüyamda sabaha kadar kendimi bir para avuzunda yüzerken gördüm. Sabah uyandığımda yüzümde kocaman bir gülümseme vardı. 10 günlük süre dolduğunda müthiş heyecanlıydım. Annemle üvey babamın uyuduğundan emin olduktan sonra bahçeye çıktım. Cep telefonumun fenerini açtığımda ağaç aydınlandı. Çığlık atmamak için kendimi zor tuttum. Yiğit'in söylediği gibi ağacın üstünde bir sürü 1 dolarlık banknot vardı. O kadar sevinmiştim ki yerimde duramadım. Sanki müzik varmış gibi dans etmeye başladım. O sırada arkamda bir ses duydum. Neler çeviriyorsun sen? Günlerdir seni izliyorum. Seni bu kadar sevindiren ne? Döndüğümde üvey babamı gördüm. Şoke olmuştum. Ağzımı açtım ama sesim çıkmadı. Üvey babamın elinde büyük bir fener vardı. Feneri ağaca tuttu. Bu da neyin nesi? Bu paraları ağaca neden yapıştırdın? Sonra elini uzatıp dolarlardan birini kopardı. Şaşkınlıkla önce ağaca, sonra paraya, ardından bana baktı. Gözleri kocaman açılmıştı. Bu ağaçta para mı yetişiyor? Bunun bir açıklaması olmalı. Hemen bunu bana açıkla, diye bağırdı. Üvey babam para ağacını öğrenince tabi bütün planlarım alt üst oldu. Ama tabi benim için üzülmenize gerek yok. Hikayemin ikinci bölümünde olan inanılmaz şeyleri asla tahmin edemezsiniz. Bir hafta sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.